Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bir günlük bir aranın ardından video çekebiliyorum ancak hem zaman bulma açısından hem de fazla sıkılmayın benden diye arada sırada boşluk vermeye çalışıyorum ama gördüğüm gözlemlediğim şu birçok arkadaşımız gündeme dair gelişmeleri yorumlamamı istiyor. Hocam hep haber hep duyum olmaz biraz da yorumlarını merak ediyoruz diyor. Mesela e, en çok merak edilen şey şu. Benden özellikle ricada bulunulmuş. Ben de aslında biraz bekledim. E, Fenerbahçe'de Mesut Özil, Ozan Tufan kadro dışı kaldı. Hocam yorumun nedir? Fikrin nedir? Görüşün nedir? İşin duyum boyutunu Ahmet Selim Kul ve Ahmet Ercanlar söylemişler. Ahmet Selim Kul demiş ki e, Konyaspor maçında oyundan alınan Mesut Özil çok sinirlendi ve İsmail Kartal'la tartışmaya başladı. Ee, ...gittikçe sertleşen tartışma hakarete kadar gitti. Ozan Tufan ise oyuna geç alındığı için ciddi bir tepkide bulundu. Mesut Özil konusunda bakın arkadaşlar. Yani e, tartışmaya başladı, gittikçe sertleşti. Ozan Tufan da oyuna geç alındığı için tepkide bulundu demiş. Ahmet Ercanlar... ...Mesut Özil oyundan çıkınca İsmail Hoca ile arasında bir sürtüşme yaşanıyor. Hatta İsmail Kartal'a küfür bile ettiği konuşuluyor demiş... Mesut yapmaz öyle şey. Yani Mesut, yani Madrid'deyken sürekli Kur'an okuyor falan diye biz şey yapıyorduk. Ee, ama e, durum bu. Şimdi aynı şekilde Valencia'da gizli kadrodu şeymiş. Bunları sağ olsunlar duyumcu arkadaşlardan şimdi öğreniyoruz. Yani iyi ki bizim kanala abone değil birçok kişi. Yoksa daha önce öğrenip sürprizi kaçıracaklardı. Ee, onların hepsine de buradan selamlarımı iletiyorum. Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeler için, sıcak duyumlar için, gündemdeki haberlerin doğru yorumlanması için kanalımıza abone olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Yani evet, ben burada günlük haberleri konuşuyorum, günlük sosyal medyadaki duyumları konuşuyorum ama yani sadece konuşmuyorum. Diyorum ki meselenin aslı astarı şu. Ya da siz inanın bakalım. Ya da arkadaşlar böyle söyleniyor ama doğrusu böyle. Ya da evet böyle söyleniyor. Bunlar da doğru diyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Bizim kanalda üyelik sistemi var, abonelik sistemi var. Evet, üye arkadaşlar daha fazla duyum içeriğine sahip oluyorlar ama doğru, yanlış, yani zayıf duyum, güçlü duyum hepsini birden duyuyorlar. Abone arkadaşlar genellikle süzgeçten geçirilen duyumları duyuyorlar ya da bir iki gün sonra, bir, bir hafta sonra falan duyuyorlar. Aradaki fark bu. Tabii üyelere daha çok hediye dağıtıyoruz çünkü üyeler... yani üyelerin kontrolü daha kolay oluyor. Abone arkadaşlara daha az hediye dağıtıyoruz. Hatta benim bir düşüncem var bu kanalın işte şu kadar abone olursa bir kişiye skutur verelim edelim diye. Hiçbir tepki görmedik yani hiçbir olumlu tepki görmedik hiçbir şey görmedik. Biz de değiştirdik artık skuturları satıp forma dağıtırız. Taraftarımıza Fenerbahçe formaları hediye, hediye olsun feda olsun yeter ki desteğe devam edilsin arkadaşlar. Şimdi Mesut Özil ile ilgili bir duyar kasılmaya başlanmış. Yani arkadaşlar bakın. Mesut'la ilgili ben Yaklaşık bir, bir buçuk ay önce söyledim. Mesut Özil'in Fenerbahçe defteri, kariyeri bitti. Menajeri çıkacak diyecek ki yo futbolu Fenerbahçe'de bırakacak. Alakası yok. Çünkü ee, bir tıklık bir şey yok. Ya geldiğinden beri katkısı ortada. Ama hocam 9 gol attı, 2 tane de asist yaptı. Evet, yaptı. 9 gol attı, 2 tane asist yaptı. Peki sahada ne yaptı? Az sonra onu da konuşayım. Şimdi bakın. Mesut Özil... Bir açıklamada bulunmuş işte kadro dışı kaldıktan sonra işte dün az olan Fenerbahçe'dir yazmış. Kesinlikle katılıyorum. az olan Fenerbahçe'dir Mesut Özil. Eğer Fenerbahçe'yi düşünüyorsan yapabileceğin en hayırlı iş ki sen ticareti çok iyi beceriyorsun. Arabistan olur, MLS olur gidersin dersin ki işte tokenim var bir şeyler pazarlıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Ozan Tufan da kendi e-spor takımını oluşturduktan sonra kadro dışı kaldı. Ne kadar enteresan değil mi? Yani ateistler sadece tesadüfe inanır. Ben tesadüfe inanmam. Ben tesadüfe inanmam. Hayatta her şey kaderin eseridir. Tevafuktur, uygunluktur. Bir şekilde karşımıza çıkar. Dediğim gibi asıl olan Fenerbahçe ise Mesutcuğum, Lütfen. Hani Arap olur. Orada bak Müslümanlık da baya iyi seviyelerde Arap Hatta Amerika'da da gidip Müslüman elçisi olabilirsin. Birçok kişinin İslam dinini seçmesini sağlayabilirsin. Bak Muhammed Salah bile kaç tane Liverpool taraftarının Müslüman olmasına vesile oldu yani. Yani sen geldiğin günden beri yani ne oynadın, ne katkı verdin. Galatasaray maçında bir golü var. Diyorum ki yanlışlıktan attı diyorum ya. Sağ ayağıyla vurdu. Kaleci yattı yani sağa gidecek, sola gidecekti diye yattı. Düz gitti. O bile yanlışlıkla diyorum birçok kişi yok. Ki, Öyle değil ya o futbol becerisinden, o vuruş kalitesinden. Sen anlamıyorsun. Bana diyorlar. Ya arkadaş. Amerika uygun. Bak İrfancan Arda Güler. Ya İrfan Can'ı da kaybedecektik Mesut Özil dursaydı. Yani ya İrfan Can'ı da kaybedecektik. Yani zararın boyutu 3 milyon euro Mesut'a yıllık veriyoruz. Artı İrfan Can'a verdiğimiz 8-10 milyon euro bon servis artı yıllık ücret olacaktı. Şimdi belki İrfan Can'ı kurtarmış olduk. İnşallah İrfan'ı kurtarmış olduk. Şimdi Mesut'a çok ihtiyacımız var mı bilmiyorum. Bu arada Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a forma adaletin yok dediği iddiaları var. Ben forma adaletine sahada bakarım abi. Arda Güler oynuyor. Yüreğini ortaya koyuyor. Mesut Özil Trabzonspor maçı çok gitmeyin geriye. Çok gitmeyin geriye. Sosyal medyada var. Trabzonspor maçında Mesut Özil'in sağ kanatta bir lakayt bir hareketi var. Crespo gitti topa kaydı, taca çıkarttı. Yani o, o pozisyonun devamında gol olsaydı bugün Mesut Özil'e vereceğiniz tepkiyi bir düşünün. Son iki gündür iki şeyden nefret ediyorum. Bir tane Langidi de bilmem ne diye bir şarkı var. Ebe Lan nereye açsam o çıkıyor. Dini sohbet yazıyorum Langidi Langang diye başlıyor. Bilmem arkadaşlar işte birinci sınıf deneme sınavı yazıyorum. Langidi lan lang diye bilmem video çıkıyor. delleniyorum ya arkadaş. Ne kadar saçma şey. İkincisi de Burak Yılmaz. Yani niye olduğunu da biliyorsunuz. Şimdi de bu. Ya bırakın ya. Bırakın. Neyse Valencia'yla ilgili kısmı atlamayayım. Valencia özür dilemediği için oynamıyormuş. Antrenmanda tek, tekrar sakatlığını yükselince kulüp doktorlarına sesini yükseltmiş. Ve maç öncesi toplantısında Ali Koç Valencia'dan tüm takıma karşı özür dilemesini istemiş. Valencia bunu reddetmiş. Oynatılmıyormuş. Ay, iyi de haksız mı? Madem haksız Ali Koç o zaman niye sağlık ekibiyle yollarını ayırdı? Yani benim aklımda şeyler var. Çok çok, çok deli şeyler var. Şimdi bakın. Ali Koç'a da kızıyor taraftar diyor önce Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'in yanında oldun. Vitor Pereira'yı gönderdin. Şimdi pişman oldun. Önce Rıdvan Dilmen'le kötü oldun. Sonra Mesut'u kadro dışı bıraktın. Ya en başından beri Mesut'un kadro dışı bırakılması lazımdı ama sen bütün senenin içine ettin deniliyor. Katılmıyorum. Katılmıyorum. Şimdi Vitor Pereira'nın maç kaybettiği Fenerbahçe'nin Pereira döneminde kaybettiği dönemleri bir araştırın bakın bakalım kaçında Mesut kadroda. O varsa hani onu onunla örtmeyin. Şimdi Ali Koç'un ben şunu söyleyeyim. Hep son şansı son şansı diyoruz ama hep bir sıçrayış daha yapıyor. Son şansı lövü getirmek falan filan diyor. Ee, löv konusunda da konuşacağım şeyler var ama diğer kısımda konuşayım. Bunu uzun uza diye konuşacağım. Birçok kişi son şansı lövü getirmek. Mesut'u kadro dışı bırakıyorsan elinde büyük koz olacak. Yoksa millet Mesut yüzünden seni yer diyor. Çünkü Alex de Soğuzadan dolayı dikkat edin. Millet Aykut Kocaman'ın tarafında, Aziz Yıldırım'ın tarafında yer aldı. Sonrasında Alex'ci oldu millet. Ya sonrasında millet Alexci oldu dedi ki lan Aykut'u göndermeliydik. Alexi değil dedi. Aynı Aykut kocaman Alexi gönderdikten bir sene sonra UEFA'da yarı final oynatınca ses kesildi. Yani olaylar, durumlar değişik. Ha, gece yarısı uçağını bekledik Mesut Özil'in. Sorun Arteta dedi. Kondisyon düşük, kendine gelecek dedik. Kimse sorgulayamaz. Fenerbahçe burası dedik. Fenerbahçeli adam dedik. İşte siyasi görüşünü falan kimse sorgulayamaz dedik. Yani e, çeşitli çeşitli şeyler. Hocam <laughs> en fazla Mesut kazığını en fazla sen yedin diyor. Niye lan diyorum. <laughs> Mesut Esir geldiğinde Mesut Ol yapmıştım. Baya bir 3-4 bin lira telefon faturası ödemiştim değil mi diyor. E, ödediğim zaman inanmıyordunuz. Canlı yayında attığım zaman inanmıyordunuz. Şimdi mi inanasınız geldi? Yani şimdi mi inanıyorsunuz? Ben şunu söyleyeyim. Helali hoş olsun. Mesut Ol'a verdiğim parada helali hoş olsun. Fener Ol'a verdiğim parada helali hoş olsun. Ya ben şu kanaldan para kazanıyorum. Bak şu kanaldan para kazanıyorum. Harcadığımız yerleri duysanız şu kanal 1,5-2 milyon kişiye ulaşır abone sayısı. Umrumda değil. Ha, Fenerbahçe için harcadıklarımızı biliyorsunuz. İnkar etmeyin yeter. Kaç tane forma dağıttığımız, kaç tişört dağıttığımız, kaç fener ürünü dağıttığımızı. inkar etmeyin yeter. Ya ben başka bir şey istemiyorum. Helali hoş olsun. Fenerbahçe'me helali hoş olsun. Şu üstümdeki ürünler. Hiç dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Üstümdeki ürünler hep feneriyum ürünleri. Hep. Hep feneriyum ürünleri. Uzun zamandır alışveriş yapmayayım etmeyeyim dedim. Geçenlerde bir baktım gene bir şeyler almışım etmişim. Ya bir görmüyorsunuz siz görmeyin de. Allah kısmet ederse bugün 26 Mart'tayız. 28'inde üyelere forma dağıtacağız. Yani öyle şeyler helali hoş olsun. Fenerbahçe helali hoş olsun. Ya biz biz bu yani taraftarlık budur. Hep söylüyorum sevgi eylem gerektirir. Eyleminizi gösterin. Yani eylem derken işte gidip duvarları falan yakıp yıkmayın. O değil. Bu değil. Şimdi İrfancan konusuna üstüne düşeyim. Kilit nokta İrfancan Artık her şey onun elinde. İster performansını arttırır. Ben Fenerbahçeliyim. Aslı olan Fenerbahçedir der. İsterse Mesut abisinin Ozan kardeşinin yanında yer alır. E, hayatını bitirir. Bakın geçmişinde süper star aday olup da şimdi bölgesel amatörlükte belki futbolu bırakan kaç tane adam var. Bir araştırın bakalım. Ya Aygut kocaman Ozan Tufan'a takım bul dedi. Ersun Yanal döneminde kadro dışı kalacağını Alanya'ya kiralansın denildi. Ya iki hoca da oynatmadı. i̇ki yani teknik adamın da oynatmama sebepleri tekrarlıyor demiş Gürcan Bilgiç. Haklı mı? Haklı. Haklı doğru. Birisi de demiş ki Mesut Özil Ozan Tufan, İrfancan Can seneye Başakşehir forması giyecekler demiş. Valla ee, ben onu bunu bilmem de keşke Keşke Watford kümede kalsa inşallah. Du dualarınızı eksik etmeyin Watford takımına. Lütfen arkadaşlar. Yani Watford'un kümede kalması Fenerbahçe taraftarı için büyük bir sevinçtir. Mutluluk kaynağıdır. Fenerbahçe şampiyon olmuş kadar sevinmemiz gereken bir olaydır. Ben şunu söyleyeyim. Mesut Ozan'dan birisi Hull City'ye niye gitmesin? Niye Başakşehir'e gitsin? Hocam bir de şunu söyleyeceğim. Yani bunların istatistikleri nedir? Bir kardeşimiz Twitter'da... E Flood yapmış. Adını aklıma getiremedim. Kusura bakmasın. Not almamışım. Diyor ki 57 dakika ortalamayla oynayan iki tane oyuncu. Mesut ve Sosa. Mesut Özil'in kilit pas ortalaması 1.2. Sosa'nın 1.4. 57 dakika ortalama ikisi de aynıymış. 26 dakika ortalamayla oynayan Arda Güler'in 0.7. Düşünün yani. 26 2'nin çapısını 52 yapıyor bu arada. Yani 2 katın oyuncu 1.4. de geçer diyor. Oluşturulan büyük şanslar. Berisha 51 dakika ortalama oyunda kalma. 19 maçın 10 tanesinde ilk 11 olmak üzere 5. Eee Osayi Samuel de 5. Sezonun büyük bölümünde savunmada oynayan diyor. Bu yanlış bir kıyaslama olmuş. Birisi kanatta da oynatıldı, Forvet'te de oynatıldı. Diğeri sağ bek, sol bek. Mesut Özil'in ise 3. Burada muhtemelen Mesut Özil'e vurgu yapılıyor. Mesut Özil'in 3. Bu arada bir aydınlanma gelmesi lazım bana. Neyse böyle karanlık gibi olsun. Yavaş var dışarıda ama perdeden göremiyorum. Şimdi bakın, başarılı top sürme. Arda Güler'in 1.0 yani 78 hatırlatalım. 7 maçta 26 dakika ortalama süreyle. Yetenekleri kısıtlı denilen Crespo 1.4. Diğer vasat zayt 1.2 Mesut Özil 0.5 Bilmem anlatabildim mi diyor. İkili mücadele kazanma. Korumalıyız. Fiziği gelişsin. Gariban. Üstüne basmayın. Antrenmanlarda çiğnemeyin denilen Arda Güler. %66 ile maç başına 3.3 Yani ortalama süresi sadece 26 dakika. 3.3 ikili mücadele kazanma yüzdesi. Yine 57 dakika Oynamayla sahada kalan Sosa 3.9. Bakın Arda Güler 3.3. Sosa 3.9. Ölüsü Türkiye Ligi'ni sallar Mesut Özil 1.8. Artık ölüsümü sallıyor. selasıma veriliyor. Siz bilirsiniz. En sevdiğim yer demiş kardeşimiz. Arda'nın ne kadar süre aldığını hatırlatmayın yine. Mesut Özil'in sadece 2 asisti var. Tabi çevresindeki oyuncuların yeteneksizliğine bağlanılıyor bu. Eee Dur burada benim bir tablo çıkarmam lazım. Çok güzel bir tablo. Gol ve asist tablosu. Benim burada ekrana vermem lazım. Verelim. Bakınız takımımızın en çok gol atan ve asist yapan futbolcuları. Valencia 19 maçta 9 gol 6 asist. Yok pardon. Asist şeyi bu. 9 gol 6 asist olur mu lan? Rossi 17 gol olur. Valencia'nın 6. Rossi'nin 6. İrfan Can'ın 4. Mert Hakan'ın 3. Arda Güler'in 2. <laughs> yani bakın. Mesut Özil'in kaç tane? 2 tane mi? Mesut tabloda yok. Ha varmış. 2 tane asisti var. Bakın. El Asisto'nun 2 asisti var. Çevresindeki oyuncular yeteneksiz. Salak, gezekalı falan deniliyor futbolcular için. Ee, aynı salak futbolculara. Rossi'nin 6 tane asisti var. Muhtemelen Lewandowski'yi falan getiriyoruz Rossi'nin oynadığı başlarda. İşte İrfancan'ın 4, Mert Hakan'ın 3, Arda Güler'in 2 bu kadar az süreyle. Sosa'nın 2. Bu arada Sosa birçok maçta da ön liber olduğunu hatırlatmakta fayda var. Serdar Dursun'un 2. Hocam 25 maç oynamış. Ya hepsinde 90 dakikadaydı. Salahin'in 2. Stoper'de. Altay'ın 1. Novak'ın 1. Perişan'ın 1 e, ee, Crespo'nun bir Ferdi'nin bir hocam Ferdi çok iyi ya bu sene ama bir tane asist yapmış hocam artık kötü mü? Ya bunu o sayının bir. yani bakınız arkadaşlar yani rakamlar yalan söylemez. Yani işin kısası Mesut Özil prime zamanlarına bile dönmeyecek, yaklaşmayacak. Yani onu elit seviyede tutacak rol o sistem o taktik artık sahada yok. Maşallah kar yağıyor ya. Çok güzel kar yağıyor. E, i̇yice karardı ortalık. Yani Mesut'un o prime zamanlarının niye kısa sürdüğünü şimdi anlıyor musunuz? Yani aynı girdiği yollara yine giriyor. Maalesef kendine yanlış yapıyor. Berişan'ın bu arada kadro dışı bırakıldığı falan haberleri var. Yalan. Hocam Gustavo ile şey Nova kadro dışı mı? İkisi de affedildi. İkisi de süre verilirse görev verilirse oynayabilecekler arkadaşlar. Yani ikisi affedilirken Mesut Özil ve Ozan'ın niye affedilmediğini siz düşünün. Şimdi e, Mesut Valencia hangi dilde küfür etti bilmiyorum. O küfür ettiğini açıklayacak arkadaşlar da açıklarsa sevinirim. Ama ben Valencia'ya hak veriyorum. Şimdi daha hocam daha geçen pazar ligin en iyi takımlarından birini yenip ikincilik şansı yakaladık. 6 maçta son 6 maçta 5 galibiyet elde ettik bir beraberlik. O da işte hani Elimize de koz geçti, hakem hakem diyoruz, işimize de geliyor falan. Ya bu takım niye böyle oldu? İşte vefa küçük olayları, e, Uğur Dündar olayları. Ya Fenerbahçe niye böyle huzur haram diyor? O da Fenerbahçe'nin genetiğinde arkadaşlar. Vallahi birçok şeyi konuşacak, zamanımız var ama bu videoda konuşmayalım, diğer kısımda konuşalım. Ben özet olarak şunu söyleyeyim: Fenerbahçe'de işler iyi gidiyor mu, kötü gidiyor mu? Siz bilirsiniz. Ama Löv ile ilgili yapacağım videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ve bu kanala abone olup bu videoyu beğenmenizi de rica ederim. Görüşmek üzere.